Cennet köşelerden hepinize merhaba. Bu hafta da peygamberler diyarı Şanlıurfa'dayız. Bu hafta cennet köşeler nerede? Başkanım nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizleri gördüm. Çok daha iyiyim. Biz de Şanlıurfa'ya geldik. Çok memnunuz. Başkanım üşümüyor musunuz? Yani şu anda gayet iyi. Sizlerin sıcaklığı herhalde beni ısıtsa gerek diye düşünüyorum. Isıtıyoruz hayatım. Çok teşekkür ederim. Şanlıurfa hakikaten çok farklı bir şehir. Dünyanın en eski şehri. Yani Urfa deyince ilkler şehridir. İşte dünyanın en eski şehri. Dünyanın en eski tapınağının olduğu Göbekli Tepe. Efendim, dünyada ilk kez mimarinin uygulandığı bir şehir. Dünyada ilk tarımın yapıldığı bir şehir. Peygamberler şehri, tılsımlı şehir. Gerçekten her şeyin şehri. Her şeyin şehri ve Urfa'yı görmek lazım. Urfa deyince işte Güneydoğu'da terörle belki de anılabilen, insanların böyle çok farklı olduğu düşünülen, işte töre cinayetleri, işte böyle aşiretlerin falan olduğu bir yer. Fakat insanlar buraya geldiği zaman diyorlar ki, ya Allah Allah, biz bu Urfa çok farklı. Yani televizyonlar... Bu Urfa değil. Urfa değil. Peki buranın neyi meşhur başkan? Yani buranın bana göre önce insanın sevgisi meşhur. Yani işte buranın sıcak Balıklı kaldı. Gölü meşhur. Hazreti İbrahim'in doğduğu mağarası meşhur. Eyüp Peygamber'in çile çektiği mağarası meşhur. Yani Harran'ı meşhur. Genelde buraya nerelerden turistler geliyor? Yani mesela tanıtım eksikliği diyoruz. Mesela Göbekli Tepe'nin 6 ay sergisi yapıldı Karlsruhe'de ve şu anda da kardeş şehir olacağız büyük ihtimalle. Bir baktık ki Alman turistler çok fazla gelmeye başladı. Yani Japonya'dan, Almanya'dan, Avrupa'dan, Amerika'dan, özellikle İran'dan çok büyük bir turist kafilesi geliyor. Çok Hazreti güzel. İbrahim'in makamından dolayı. İnsanlar doğdukları ilk yerleri ve atalarını merak ediyorlarsa ben davet ediyorum Urfa'ya. Urfa denince ilk akla gelen yerlerden biri Balıklı Göl. Balıklı Göl'e gelince karşımıza Hazreti İbrahim'in hikayesi çıkıyor. Şimdi bu hikayeleri minik rehberimizden dinliyoruz. Minik rehberimiz dedik. Kaç yaşındasın? 14 yaşındayım. 14 yaşındasın. Peki bu kadar çok bilgiye nereden sahip oldun? Bizim polis abilerimiz bize veriyor. Bir gün Nevrut rüyasında krallığını kaybedeceğinin ve senin putperestliğe kılacağını görür. Nevrut askerlerini emreder. Gidin bu yıl içinde yeni doğan bebekleri, hamile bağları öldürmesini emreder. O dönemde İbrahim peygamberin annesi onu bir mağarada dünya getirir.
orada 1 yaşından 14 yaşına kadar büyütür. İbrahim peygamber bundan sonra Rabbini bulmak ister ve Rabbini araştırmaya başlar. O zamanlar insanlar putlara inanıyordu ama İbrahim peygamber putlara karşıydı ve bütün putları kırdı. Kral Nebrüs'e İbrahim peygamberi kim mancarasını ateşe atar, Allah ateşe emreder. Ey ateş, İbrahim peygamberi karşı ve seni ve selamet ol. Ateşler su olur, yanı odun balığa dönüşür ve İbrahim peygamber gül bahçesine çıkar. Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yerdeyiz. Gerisini rehber arkadaşımızdan dinleyelim. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, sağ ol. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bize buranın hikayesini anlatır mısın? Buranın hikayesi şöyle bir şey. Hazreti İbrahim'in ilk ateşe atıldığı yer. Yani Nemrut tarafından ateşe, Allah'ın ateşe serin ve selamet ol ateşe karşı diyor. Hazreti İbrahim burada düştüğü yer, odunlar balık oluyor, ateş de su oluyor. Hazreti İbrahim ilk orada düşürdüğü yer burası. Burası daha önceleri, yani bu Balıklı Göl Havzası'nın geniş büyük alanın olması Hazreti İbrahim için kurulan ateşin çok büyüklüğünü gösteriyor. Hazreti İbrahim burada düştüğü yer bir gül bahçesi. Ama Hazreti İbrahim ölmüyor. Hazreti İbrahim ilk olarak Balıklı Göl'ün işte şuradaki gördüğümüz balıkların çok özelliği beyaz. Mesela şu balıklar Balıklı Göl, şu diğer taraftakilerden çok farklı özellikleri var. Yani bunlar döndüğü zaman, sırtı yandığı zaman beyaz balık. Bir rivayete göre burada insanlar dileklerini dile getirdikleri zaman bir küçük kağıda yazıp buranın içine atıyorlarmış. Eğer balık dileklerini balık eğer alırsa o dilekleri kabul olduğuna dair bir bilgi var. Abi burada yem satıyorsun. Evet efendim, yem satıyorum. Peki satışlar nasıl? Satışlar normal yani. Günlük hem balıkların hem de bizim ihtiyaçlar normal bir şekilde karşılanıyor. Peki abi soğuk hava şu anda, üşümüyor musun? Üşüyoruz tabii, üşümemezlik olur mu? İşte bu şekilde kar da olsa yağmur da olsa bu şekilde oturuyoruz. Çoluk çocuk var mı? 10 tane çocuk var. 10 tane? Evet. Abi hangisinin adını biliyorsun? Ben hatırlamam bile adlarını. Ben hepsinin adını hatırlıyorum. Say sana dayı. Halime, Hüseyin, Halil, Ali, Abdullah, Mehmet, Fatma, Aliye ve Talia hanımla Kamile. Urfalıların dinlenmek için geldiği yer Gümrükhan'dayız şu anda. Gümrükhan'ın bir özelliği de Balıklı Göl'ün suyunun buranın içinden geçmesi. Abi ne satıyorsun? Bel kemeri, beli sıcak tutması için ve paraların gizli bölümleri var, onları muhafaza etmek için. Tamam. Hırsızlara karşı, dolandırıcılara karşı, hortumculara karşı bunlar lazım. Şimdi Urfa'nın tarihi çarşılarını gezeceğiz. Buranın en ünlü çarşılarından biri olan Bedestan Çarşısı'na giriyoruz şimdi. Bedestan Çarşısı demişler buraya. Niye? Burası işte eski tarihi bir çarşı olduğu için. Evet. Daha önce mesela burada eskide şey yapardılar. Köylüler geldi burada oturdu, dinlenme yeri olduğu için Gümrükhan var zaten. Bir de şey işte yöresel mesela kıyafetler satıldığı yer. Ne satıyorsunuz genelde? Başörtüler mesela bunlar. Yöresel Urfa'nın. Peki üzerindeki ne abi? Kürk. Kürk. Ha? Bunu soğuktan korunmak için herhalde. Evet, bir de şey buradaki mesela şeyle ağalar mesela bunu giyer. Ondan sonra köylü mesela çobanlar olsun, yaşlılar. Sıcak tutmak için güzeldir yani. Gerçekten çok sıcak tutuyor musun? Sıcak tutar, güzel. Gel vatandaş, gel burada. Tülbenti nasıl burada? Nasıl, sence ben iyi bir satıcı olur muyum? Tam. 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 Nasıl, ses uygun mu? Çok güzel. Bağırırım burada. Çok güzel, bağırırsın da. Ortak olalım istiyorsan. Tamam, gel.
Şimdi de Demirciler Çarşısı'na giriyoruz. Hep beraber gelin görelim. Gördüğünüz gibi bir marangozhanenin önündeyiz. Arkadaşlar içeride ateşle ısınıyorlar. Bir gidelim bakalım, onlarla bir muhabbet edelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Alayım mı, oturayım usta? Nasılsınız, iyisiniz? Sağ ol. Usta, ateşle ısınıyorsunuz. Ne yapaksın? Tehlikeli değil mi? Yok, idare ediyoruz işte. Abi, tahtaların arasına yanmayalım. Devamı buradayız. Yok, bir şey olmaz. O zaman beraber ısınalım hayatı. Isınak. İşler nasıl peki abi, onu soralım. Normal, ne yine kötü uğraşıyor işte. Ne yine kötü diyorsun. Peki her işi yapar mısın? Yaparız, Durgama üzerine, Mobilya üzerine ne olursa yaparız. Bu işin ustası sen misin? Evet, ustayık. Peki sesin güzel dedi arkadaşlar. Yok, benim sesim iyi. Urfalıların sesi güzeldir. İyidir de o kadar değil, ben bilmem fazla. Abi iyisin. Hayır, bir tane Urfa şarkısı söyleyin abi bana ya. Aralarda lili aralarda, bakalmışam aralarda. Hadi. Verin benim sevdiğimi, kalmışam ben aralarda. Ne oldu gelin ahoy, gözlerin yaş doldu gelin. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar, aman gezme ceylan bu dağlarda, seni avlarlar. Anaydan babaydan yardan ayrı koyarlar. Abi isot gerçekten çok mu acı? İsotumuz çok acıdır, çok da sıhhatlidir. İnsan vücuduna yararlıdır. Yaraları tespit edilmiştir. Tıp tarafından tespit edilmiştir. O yüzden Urfa'mıza isot birinci sınıfta gelmektedir. Peki abi, avuçlayıp yiyebiliyor musun? Tabii. Vallahi mi? Bir görelim bakalım abi. Haydi. Abi acımıyor mu ya? Yok. Ha, şundan azıcık da ben alayım bakayım. Siz de alın. Güzel, isotumuz gayet güzel hocam. Gayet güzel. Bir açalım, belki ikinci İbrahim Tatlıses çıkacak buradan. Tüfen geldim çıktım çekli kavuna. Ta Urfa'dan geldim vatan çayıra. Baba, tesbihi ne kadar güzel çekiyorsun. Evet, çefimizden çekiyoruz ya. Peki abi, derdin mi var, ne böyle? Yok ya, vallahi dert vermesin. Neşeliyiz, tespiti meraklıyız, çekiyoruz. Ne iş yapıyorsun abi? Yumurtayı satıyoruz burada. Yumurta satıyorsun. Evet. Peki satışlar nasıl? İyidir. Yumurtanın tanesi ne kadar? Yumurtanın tanesi pişmiş yumurta 500. Pişmiş yumurta da mı satıyorsun? Evet. Nasıl yani? Dürüm olarak satıyoruz 1,5 dürümü. Bazı adam yani dürümsüz istiyor yani. Eğer kendi 500 bin lira. Ya hayatımda duymadım sayın seyirciler. Dürümlü yumurta, dürüm. Kolay gelsin usta. Hoş geldin, sağ ol. Hoş bulduk. Ne oynuyorsunuz? Dama oynuyoruz. Nasıl, sağlam bir rakip mi karşısında? Evet, sağlam. Kim yeniyor? Vallahi belli değil daha. Belli. Devam ediyoruz. Urfa'nın en eski ve en dar sokaklarından birindeyiz. Burada evler bile tarihi. Görmüş olduğunuz tabela eski zamanlarda hacca gidenlerin evlerini belirtiyor. Urfa'nın sokakları gerçekten çok dar ama kapıdan içeri girince saray gibi evlerle karşılaşıyorsunuz. Gördüğünüz gibi kocaman bir avluyla karşılaştık. Avlunun içinde ise bir sürü oda var. Beyaz Saray deyince aklınıza ne geliyor? Tabii ki Amerika'daki Beyaz Saray değil mi? Ama Urfa'da da bir Beyaz Saray olduğunu biliyor muydunuz? Evet, Şanlıurfa Kültür
müdürüyle beraberiz değil mi? Kültür müdürüyüm. Ben şimdi Halepli Bahçe'yi sorayım size. Şimdi burası Halepli Bahçe veya Sakıp'ın köşkü olarak biliniyor. Burası ilimizde birçok Türkiye, birçok şarkıya konu olmuş bir mekan. Şu anda belediyemiz koruma amaçlı imar müdürlüğü olarak kullanıyor. Zaman zaman film seti olarak da kullanıyor. Urfa'ya gelen film şirketleri ve diziler de burada çekiliyor. Burası Halepli Bahçe. Halk adı arasında Beyaz Saray olarak biliniyor. Tarihe hemen hemen 150-160 yıllık bir geçmişi var buranın. Zaten Şanlıurfa'da nereye gitsek tarih kokuyor. Tabii tabii. 11.500 yıllık bir tarihi var yani. Avrupa buzul çağı yaşarken burada medeniyet varmış. Urfa sana küsmüş, haber olsun. Gönlüm dara düşmüş, buranın olsun. Harran Ovası'nın can damarı olan su işte bu arkamda görmüş olduğunuz devasa kanallardan geçiyor ve direkt olarak Harran Ovası'na yayılıyor. Urfa peygamberler şehri olunca tarihi de çok eskiye dayanıyor. Şimdi bu tarihi yerleri gezelim. Şanlıurfa'da Göbektepe'deyiz. Arkamda görmüş olduğunuz harabelerin içinde en eski tapınak gizli. Daha önceden en eski tapınak Malta ve Mısır'da biliniyordu. Fakat burası keşfedildikten sonra tarihçiler yeniden bir tarih yazmak zorunda kaldılar. Şanlıurfa'ya gelip de Harran'a gelmeseydik bize çok kızardınız herhalde. Biz de Harran'a geldik. İlk İslam Üniversitesi'nin kalıntıları arasındayız şu anda. Burası Harran Üniversitesi oluyor. Milattan önce 3 milyonda Aslar tarafından kurulmuş. Şu gördüğünüz kule arası tane kulesi. Geceden gökyüzünü inceliyorlar. Eskiden uzunluğu 75 metre, şimdi ise 33 metre. 75 metredeki 2 kilometrelerde yakup kuyusu var. Oradan su geliyor. Şu gördüğünüz ortada yuvarlak kalan şadırvana gidiyor. Şadırvanı su doldurup sonra da yukarı çıkıp yukarıdan suyun yansıtılmasıyla ay ve yıldızlarını inceliyorlarmış. Sen bu bilgileri nereden öğrendin? Büyük rehberlerden ve kitaplardan öğrendim. Kitaplardan öğrendim. Merak yani. Evet. Peki çok turist geliyor mu buraya? Evet, yazın çok turist geliyor. Çok anlatıyor musun? Evet. Sıkılmıyor musun hiç? Yok. Peki hep Türkçe mi anlatıyorsun? Türkçe, İngilizce anlatıyoruz. İngilizce. Biraz da İngilizce anlat ama çok kısa. İsterseniz kalıyı anlatayım. This is castle before Christ 2000 Hittai. For first day post Kansas mosque. After Christ Kervansaray. Kervansaray 150 room like. Kamongol, Stort Harran. Allah süper, teşekkür ederiz. Selim. Evet, şu anda Harran Kalesi'ndeyiz. Harran Kalesi gerçekten eski bir yapıt. Fakat Harran'ın başka bir özelliği evleri. Evleri yazın serin, kışın sıcak. Ve evlerin görünüşleri gerçekten çok değişik. Şimdi bilgi alalım. Bu evler sadece İtalya'da, İtalya'nın güneyinde ve Suriye'de var. Bu evlerin özellikleri yazın serin olması ve kışın çok sıcak olması. Peki üstlerinin kubbe gibi olmasının bir nedeni var mı? Kubbe, o da hava sirkülasyonunu sağlaması içindir. Bu çünkü yağmur yağdığı zaman ve yazın havanın değişimi, hava akımının değişmesi için o sağlanıyor. Peki abi niye üstleri ince de altlar kalın? Üstleri şöyle yani güneş ışınlarının yavaş yavaş içeri sızabilmesi için, kalınlığı ise dipteki kalınlığı ise bu soğuğu yavaş yavaş yayabilmesi için. Geçirmemesi yani için abi. Evet. Burası Selçuklular zamanında İpek Yolu üzerine kurulan bir kervansaray. Kervansarayın içine girdiğinizde sağ tarafınızda mescit, sol tarafınızda ise hamamlar kalıyor. Kervansaray yani günümüzün diliyle dinlenme tesisi. Hava gerçekten çok soğuk. Şimdi güneş tanrısının yanındayız.
11.500 yıl önceden kalma bir eser bu. Gerçekten muhteşem, çok etkileyici. Hemen burada da Ay Tanrısı'nı görüyoruz. Bunu da geceyi simge olarak, geceyi simgelemesi için yapmışlar herhalde. Urfa'da tarihe verilen önlem sanata da veriliyor. Cumartesi günleri gece ve gündüz oyunlar oynanıyor. Şimdi yönetmemizin yanındayız. Nasılsınız? İlk baştan soralım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tiyatro hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii. Belediye Şehir Tiyatrosu olarak şu anda devlet tiyatrolarında oynanan oyunları sergiliyoruz. Bu akşam sizlere Haldun Taner'in Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım adlı oyununu sunacağız. Afrus! Galop halini. Öpeyim efendim. Barkudar ol. Sen de otlarım. Alo, Mayla Ağzaşın'la. Arkadaşlarımız son derece güzel bir şekilde bu oyunu sergiliyorlar. Şanlıurfa sana sever halkı da oyuna büyük bir teveccüh gösteriyorlar. Şu anda genelde arkadaşlarımız arasında öğretmenlerimiz var, öğrencilerimiz var. Burada hobi olarak bu işi yapıyorlar. Gerçekten sana sever Urfalılar da tabii. Peki kadro kaç kişilik? Kadro şu anda 22 kişi. 8 kişi burada zaten yevmiyeli olarak çalışıyor. Diğer arkadaşlarımız da hobi olarak katılıyorlar. Amacımız tiyatral anlamda Urfa'yı da gerçekten hak ettiği şekilde temsil edebilmek. Abi hemen senin rolün nedir burada? Ben burada vicdani tiplemesini oynuyorum. Evet. Arkadaşımız da Efrus tiplemesinde. Uysal olacağız hoca efendi. Uysal. Keskin sirke. Arkadaşımız hoca tiplemesinde. Hoca tiplemesinde mesela neler yapıyor oyunda? Onu kendisine sorsanız. Neler yapıyorsun abi oyunda? Cumhuriyet dönemini anlatan, Cumhuriyet'in ilk kurulduğu anlarda o zamanlar askere gitmeyen hocalarımız falan vardı. Hı-hı. Hocalarımız askere gitmemek için yobaz bir hocayı oynuyorum ben oyunda. Afrus öp halimi. Öpeyim efendim. Barhudar ol. Sen de öp halimi. Öpeyim hoca efendi. Ben anlatıcıyım, oyunun anlatıcısıyım. O kadar yani. İyi ki geldiniz. Şimdi yüksek müsaadelerinizle bu akşam burada bir ders ibre sunmak istiyorum.